Merhaba sevgili arkadaşlar. Madde ve özellikleri soru çözümüyle karşınızdayız. Hadi bakalım şu başımıza bela olan konu soruları nasıl geliyormuş? Ekstra farklı soru tiplerini birlikte görelim. 10 tane sorumuz var arkadaşlar. Bir de ödüllü sorumuz. Pardon 11 tane sorumuz var. Bir de ödüllü sorumuz. Bakalım bunları nasıl çözeceğiz? Birinci sorumuz. Neydi bizim olayımız? Biz bunları hacimsel olarak öğrenmiştik. Geometrik cisimlerde hacimlerin neler olduğundan bahsetmiştik birlikte. Elimizde bir kenarı 4 santim olan bir küpümüz var. Ve diyor ki bu küpün içerisine bir kenarı 1 santimetre olan yani hacmi 1 santimetre küp olan küplerden kaç tane sığdırabilirim diyor. Hemen geliyorum diyorum ki ben şuraya bir kenarı 1 santimetre olan bir küp çizeyim. Şöyle bir küpümüz var içeride. 3 boyutlu görseli bu. 1, 1, 1, 1 diyorum ayrıtlarına da. Şimdi bundan bunun içerisine kaç tane sığdırabileceğimi soruyor bana. Hemen yapalım işlemimizi. Öncelikle tamamının hacmini bulmam gerekiyor. V1 diyelim ona. Büyük olan cismin hacmini bulacağım. İkinci cismime de V2 diyorum arkadaşlar. V1'imi V2'mi hesaplayabilirim. V1 diyorum. Öncelikle de neyimizi yazalım? Biz neyi hesaplayacağız? Küpü hesaplayacağız. O halde V küp neydi? A çarpı A çarpı A'dan A küptü. Zaten bütün ayrıtları birbirine eşit olduğu için A küp alıyorduk. Peki V1'imizi hesaplayacak olursak 4'ün küpünden kaç geldi? 64 santimetre küpümüz var elimizde. Bir de V2'ye bakalım. Çünkü bundan kaç tane sığabileceğini bulmam için ana maddenin ne kadarlık hacme sahip olduğuna ihtiyacım var. 64'ü buldum. Şimdi V2'yi yazıyorum. 1'in küpünden 1 santimetre küp. Aslında soru ne kadar kolay bir hale geldi değil mi? Elinizde 64 santimetre küplük bir hacim varsa siz buna 1 santimetre küplük minik minik küplerden kaç tane sığdırabilirsiniz arkadaşlar? Düşünün şöyle yan yana 4 tane, böyle 4 tane, bakın şöyle 3, 4, 4 tane de burada. Bunu kat 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 çıktığınızı düşünün. 64'e tamamlayacağım. O halde diyorum ki 64 tane küp sığdırılabilir. Tamam mıyız? Haydi ikinci sorumuza bakalım. Şimdi bakın bu baş bela sorularımızdan bir tanesi. Öğrencim bunu istemez. Ama biz artık bunu seviyor hale geleceğiz. Beni güzelce dinledikten sonra yapabildiğinizi görüp mutlu olacaksınız. Diyor ki bize şekilde verilen kesik koni biçiminde bir maddemiz var. Ya arkadaş biz bunun normal halini öğrenmiştik. Biz dümdüz koni verilmiş olsa bunun hacmini bulmayı biliyoruz. Neydi? 1 bölü 3 pi re kareydi. Elimde kesik hali var. Hocam ben bunu nasıl bulacağım? Tepesini nasıl tamamlayacağım? Gibi şeyler duyar gibiyim. Maddenin R1 yarıçapı 2 santimetreymiş. Hemen yazalım. 2 santimetre. R2 yarıçapımda 6 santimetre. Ve H yüksekliğimde 12 santimetre olarak verilmiş. Şimdi arkadaşlar burada yapmanız gereken şey şeklin tamamını görüp verilen parçayı oradan çıkarmak. Yani ne demek istiyorum? Hemen size bir koni çiziyorum. Var olan bildiğimiz koni şeklini bir çizelim. Bu konimizin alt tabanındaki 6 santimi de yerleştiriyorum. Şöyle yarı çapımız. Ne kadarlık bir yarı çapım daha vardı şu yukarıda? Kesmişim çünkü şu kısmını değil mi? Hemen yazıyorum yanına. Kesilen kısım burası. Bunun da yarı çapının 2 olduğunu biliyorum. O halde diyorum yüksekliğim de 12 idi arkadaşlar. Biz artık üçgenler konusundaki benzerlik kavramını bildiğimize göre şunu diyebilir miyim ben? Benzerlikten şuraya da H1 desem aradığım uzunluk bu. Çünkü bunun tamamını bulursam koninin tamamının hacmini bulup şu küçük hacmi de oradan çıkartıp işlemime devam edebilirim. Çünkü bana zaten şu alt kısım lazım. O halde diyorum başka bir renkle yapalım bunu arkadaşlar. H1'in H1 artı 12'ye oranı bakın buraya dikkat. H1'in toplamına oranı var olan yarı çapların birbirine oranını vermek zorunda. Hadi yapalım birlikte. H1 bölü H1 artı 12 eşittir diyorum. Nedir? 2'nin 6'ya oranı. Şunları bir sadeleştirelim minik minik 1 bölü 3 olsun. 3 tane H1. İçler dışlar çarpımı yapıyorum gençler. 3 tane H1. H1 artı 12'ye eşit olursa eğer bunu diğer tarafa attım. 2 tane H1 eşittir 12. H1'imiz 6 santimetre geldi mi? Çok güzel. Artık şuranın 6 olduğunu biliyorum. Tamamını bildiğim şeklin var olan hesaplamalarını yapabilir miyim? Tabii ki de evet. O halde diyorum. Ve tamamı. Neydi bizim konimizin hacmi? 1 bölü 3
pi çarpı r kareydi. O halde yerlerine yazalım. 1 bölü 3 çarpı pi 3 almamız gerektiğini söylemiş bize. 3 çarpı var olan konimizin, şunu görmüyorum şu anda. Neden? Var olan koninin alt tabanı ne kadar? 6 santim. O halde diyorum ki 1 bölü 3, 3, 6'nın karesi. Ve ne gelecek buradan? Hemen yapalım. Şu üçlerimiz gitti. Ve tamamı diyorum 36 santimetre küp. Ve şimdi yukarıdaki aradığımız parçayı bulacağız. Ve kesilen diyorum ona da. Yine 1 bölü 3 çarpı pi çarpı r kareden mi buluyoruz gençler? Hemen yerlerine yazalım. 1 bölü 3 çarpı 3 çarpı. Bu sefer de r'miz ne kadar? 2. 2'nin karesinden yine bunlar gitti. Ve 4 mü geldi? 4 santimetre küp. O halde diyorum v tamamı eksi v kesilen yapacağım. Neden? Çünkü bu parçayı çıkarmıştı. Bana burası lazım. Tamamından şu parçayı çıkartıyorum. 36 eksi 4'ten 32 santimetre küp var olan şeklimizin V'sidir arkadaşlar. Tamamsak haydi yeni sorumuza geçelim. Şimdi diyor ki bana bir adezyon, kohezyon, kılcallık, yüzey gerilimi sorusuyla karşınızdayız. Verilen tabakta başlangıçta sadece su varmış. Tabağın üzerine bir miktar deterjan ekleniyormuş. Yüzey geriliminin zamanla değişimi grafiği nasıl olur diyor bize. Arkadaşlar suyun içerisinde bir miktar yağ parçaları varken o yağ parçalarının üzerine bulaşık deterjanı damlattığınızda yağların böyle kenarları kaçıştığını görürsünüz değil mi? Çünkü yağı parçalama özelliği vardı onun. Peki ben yine suyun üzerine bir miktar deterjan koydum. Bu deterjan su moleküllerinin aralarına girerek onların var olan yüzey gerilimini ne yapacak? Tabii ki de azaltacak arkadaşlar. Su artık tamamen yüzeyi kaplayamayacak. Çünkü aralara giren deterjanlar var ve yüzey geriliminin azalmasını bekliyorum. Peki bu yüzey gerilimi azalacaksa eğer bunu ben nasıl çizmeliyim? Bakın şöyle bir grafik de olabilir. Şöyle bir grafik de olabilir. Yüzey gerilimi bir anda azalmayacaktır. Bir anda böyle bir düşüş çizemem. O halde diyorum ki belli bir yüzey gerilimim vardı. Ne kadar olduğunu bilmiyorum ama sıfırın üzerinde bir değer. Zamanla azalacak, 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 azalacak ve yüzey gerilimi sıfıra doğru ilerleyecek. Tamamen sıfırlanmış gibi düşünerek bu grafiği çizebilirsiniz. Bakın böyle çizmememin temel sebebi zamanla yavaş yavaş azalıyor olması. Çünkü deterjan tanecikleri suyun arasına bir anda girmeyecek. Zamanla küçük 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 araları kapladığı için su molekülleri birbirinden ayrışacak ve yüzey gerilimimiz ne olacak? Azalacak gençler. Bir sonraki sorumuzla karşınızdayız. Şimdi diyor ki bize bu adezyon kohezyon sorularını hatırlayın bakalım. İç bükey dış bükey olayımız vardı. Cam kabımız, civamız, cam kabımız, suyumuz değil mi? Birçok şeyden bahsetmiştik. Şimdi burada bir cam kabımız var. İçeride gri bir sıvı görüyorsunuz. Kendisi civa. Bu civanın içerisine bir cam tüp yerleştirdim. Bu tüpün içerisindeki civanın yüksekliğine baktığımda dışa doğru bir bükülme görüyorum. Yani nedir bu? Dış bükeydir arkadaşlar, doğru mu? Peki şu kenarda kalan boşlukların temel sebebi neydi? Civanın oralara tutunamamasıydı. Civa molekülleri kendi içerisinde o kadar sımsıkı bir hale geliyorlardı. Tek tek taneciklerini tutuyorlardı ve bükeylik oluşturuyorlardı ki kenarlarda bu boşluklar kalıyordu. Peki bu yorumdan yola çıkarsak eğer, hadi yazalım. Civa tanecikleri arasındaki çekim neydi? Civa tanecikleri arasındaki çekimimiz tabii ki kohezyondu arkadaşlar. Hemen yazıyorum kohezyon. Biz şimdi kohezyonla adezyonun özel durumlarına bakacağız. Peki bir de civa ile cam kap arasına mı bakmam gerekiyor? Peki civa ve cam arasındaki nasıl bir olay olmalı? Orada da yapışma olayımız olmalı. Cam arasındaki yapışma olayımız. Buna da adezyon mu demem gerekiyordu? Ha, çok güzel. Şimdi adezyon ve kohezyonu kendi içerisinde büyüklük küçüklük olarak ifade edebilirim. Şimdi civa tanecikleri yukarıya doğru bombelendiği için, bükeylik oluştuğu için ve kenarlarda boşluk kaldığı için var olan kendi aralarındaki çekim, yani kohezyon büyük mü? Evet. O halde kohezyonun adezyondan daha büyük olmasını gerektiriyor. Hemen diyorum ki kohezyon büyük adezyon olduğundan dış bükey olacaktır. Tamamsak buraya kadar bitti. Eğer tam tersini sormuş olsaydı bize, içe doğru bir kayma olmuş olsaydı, yani dış bükey değil iç bükey olmuş olsaydı, o zaman da diyecektim ki adezyon kohezyondan daha büyük olduğu için cisimler iç bükey olmuştur diyecektim. Civa ile cam arasındaki olayı anladık değil mi?
Tamamdır. Bir sonraki sorumuza geçelim. Şimdi yine bize kılcallık, yüzey gerilimi arttığı ve azaldığı durumları soruyor. 4 tane şey varmış bize. A, B, C, D şeklinde. Bu örnekleri uygun kısımlara yerleştireceğiz. A ise A, B ise B altlarına yerleştireceğiz. Peki geliyorum. Çaya batırılan küp şekerin ıslanması. Küp şekeri hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Böyle küp şekerlerimiz vardı bizim. Altına şöyle bir sıvı olduğunu düşünün. Çay mesela ya da işte çayın içerisine attım bunları. Peki bu küp şekerler bir süre sonra ıslanarak yağar olan bu tanecikleri kendine doğru çekerek ne oluyordu? Çaylı şeker haline geliyordu ve eriyordu, değil mi? Bunun temel sebebi acaba kılcallık mı, yüzey geriliminin azalması ya da artması mıydı? Tabii ki de içeriden var olan kılcal hatlardan minik minik ince ince yukarıya doğru çıkması, suyun emilmesinden dolayı çaya batırılan küp şekerin ıslanmasına ne diyorum gençler? Kılcallık diyorum. Hemen A'yı buraya yerleştirdim. Peki geldim yüzey geriliminin arttığı ve azaldığı durumlara. Eğer varsa tekrardan kılcallığı buraya yazacağım. Suya sıvı sabun eklenmesi. Suyun içerisine sıvı sabun eklersek eğer, sıvı sabun da deterjan gibi düşünebilirsiniz. Yine aynı bazik maddeler. Yüzey geriliminin ne olmasını bekliyorum? Azalmasını bekliyorum. O halde geldim. B'yi hemen buraya yerleştiriyorum. A'yı kullandık. B'yi kullandık. C'ye geldim. Suya tuz eklenerek yoğunluğunun artırılması. Şimdi var olan suyun yoğunluğu 1'di. 1 gram bölü santimetre küp. Sen oraya tuz ekledin. Yoğunluk ne oldu? Artmaya başladı. Peki yüzeydeki tanecik miktarı da artmaya başladı mı? Yüzeydeki taneciğin artması demek yüzey geriliminin artması demektir arkadaşlar. O halde diyorum ki yoğunluk ve yüzey gerilimi doğru orantılı olarak artan niceliklerdir. Hemen bunu da yerleştiriyoruz. Yüzey gerilimi artar dedim. 20 santigrat derecedeki suyun sıcaklığının 30 santigrat derecede yükseltilmesi. Sıcaklıkla bağlantılı yüzey gerilimimiz ne oluyordu arkadaşlar? Tabii ki de azalıyordu. Sıcaklığım artarsa yüzey gerilimim azalır. Ters orantılıydı bunlar da. Hemen yüzey geriliminin azaldığı durumlara D'yi de ekliyorum. Ve cevabımız bu şekilde oluyor. Bir sonraki soruma geldim. Şimdi grafiğimiz var. KL maddeleriyle ilgili kütle hacim olayından bize öz kütleyi soruyor. Bu potansiyel sınav sorunuz gençler. Muhakkak karşınıza gelecek. Daha karmaşık halini verebilir. KL maddeleri yerine burada K'yı verir. Karışımı verir mesela. L'yi bul der sana. Daha karmaşık hale getirebiliyoruz bunları. Ama sonuç olarak bu sizin potansiyel sınav sorunuz. Ona göre de çözümümüzü yapalım. Şimdi kütle hacim grafiğin varsa elinde. Senden ricam. Lütfen grafikte var olan yerlerde iki kesişim noktasını baz al. Yani gidip de şuralarda bir işlem yapmaya çalışma. Biz daima şu ikisinin de ortak kesiştiği noktaları alıyoruz. Bakın L'yi ben şuralarda bir yerde alamam. Çünkü bunun karşılığında ne geleceğini, aşağıdan ne geleceğini tam bilemeyebiliyorum. O halde KL maddelerinin kütle hacim grafiğinden yola çıkarak ne diyor bize? Eşit hacimde kullan. Diyorum tamam. Bunları eşit hacimde kullanabiliyorduk, bir de eşit kütlede kullanabiliyorduk. Harmonik ortalamamız eşit kütle, aritmetik ortalamamız eşit hacimde kullanılandı. O halde öncelikle DK ve DL'nin öz kütle oranlarını bulmak zorundayım. Hemen DK'yı buluyoruz. Oranları değil arkadaşlar, tek tek buluyoruz pardon. 60 bölü 30'dur değil mi? Kütlesine kadar hemen şöyle MK bölü VK diyelim ona da. MK'mız 60, VK'mız 30. 60 bölü 30'dan 2 gram bölü santimetre küp olarak bulduk. Hemen geliyorum DL'ye. Yine ML bölü VL yapıyorum. Kalp yaptık, ikiye böldük. Hatırlıyorsunuz değil mi formülü? D eşittir M bölü V'ydi. DD muzu bölü ver ya da kalp yap, ikiye böl. ML bölü VL oranım. Yine geldim. Hop karşısına gittim. 20. Hop aşağıya geldim. 40. O halde bu da 1 bölü 2 gram bölü santimetre küp oldu mu? Tamamdır. Şimdi eşit hacim olayına bakıyorum. Harmonik ortalama mıydı, aritmetik ortalama mıydı? Tabii ki de aritmetik ortalamasını alıyorum. Eşit hacimde oluşturulan karışıma, karışıma da DK diyeceğim arkadaşlar, karıştırmayın. Hemen şöyle işleme devam edeyim. DK eşittir D1 artı D2 bölü 2 yapıyorduk, hatırlayın. Şimdi DK artı DL bölü, şu DK'nın K'sını farklı renkle mi yazsak? K üstü diyelim ya da ona. DK bölü DL bölü 2 yapıyorum. Hemen DK'yı yazalım. 2, DL 1 bölü 2 ve 2 olarak gerçekleşti. Gerekli işlemleri yaparsanız eğer DK bölü DL oranının
1.25, yani 5 bölü 4'tür arkadaşlar. Şuradaki işlemleri yaparsanız o da 1.25 gram bölü santimetre küpe denk gelir. Diyelim ki soruyu çözdün ve cevabını 2'den daha büyük bir değer buldun. Yanlış yapmışsın demektir. Soruyu çözdün, 1 bölü 2'den yani 0.5'ten daha küçük bir şey buldun, yine yanlış yapmışsın demektir. Çünkü DK üssü dediğim karışımın öz kütlesi ne olmalıydı? Verilen maddelerin öz kütlelerinin arasında bir değer almalıydı. Yani ben karışımı çizecek olursam eğer şu aralıkta bir yerlere oturtturmam gerekiyor. O halde diyorum ki DK üssü dediğim yani karışımımız DK bakın 2 olan DK'dan daha küçük, DL'den de daha büyük olmak zorundaydı. Soruları çözdükten sonra bu şekilde sağlamasını da yapabilirsiniz gençler. Peki geldim bir sonraki soruma. Şimdi bu taş attığımız taşırma kabından çıkan hacmini bulduğumuz soru tipleri. Diyor ki bize var olan bir taşım var. Ben 200 santimetre küplük dolu kabın içerisine taşırma kabı tabii ki. Buradaki var olan boşluğundan anlıyorum. Taşı attıktan sonra taşırma kabından taşan hacmin 100 santimetre küp olduğunu görüyorum diyor. Yani 200'den hop 300'e çıkmışım ben ve 100 santimetre küpüm dışarıya doğru aktığı için görseller sizi yanıltmasın sanki burada daha farklı bir olay dönüyormuş gibi düşünmeyin. 200'den yükseldim aslında kapalı olsaydı 300'e kadar yükselecektim ama açık olduğu için bir miktar dışarıya aktı ve 100 santimetre küp oldu. Bana diyor ki taşın kütlesi 300 gram olarak verilmiş ve sen diyor öz kütlesinin ne kadar olduğunu bul. Hadi bulalım, çok basit. Öz kütlemizin formülünü yazıyorum. D eşittir M bölü V. O halde D taş M taş bölü V taş dersem eğer M taşım ne kadar? 300 gram. V taşım ne kadar? 100 santimetre küp. O halde D taşı 3 gram bölü santimetre küp olarak buluyorum. Yani kesinlikle suyun dibine çökmesinin bir anlamı var. Neden? Çünkü suyun öz kütlesinin 1 olduğunu biliyorum. 1 gram bölü santimetre küpten daha büyük bir değerde olduğu için mantıken de dibe çökmesi gerekiyor. Yoğunluğu büyük olduğu için. Haydi bir sonraki sorumuz. Şimdi bakın K ile M maddeleri verilmiş bana. Hemen yazalım. K maddesi, L maddesi ve M maddesi. Bu maddelerden sanki farklı maddelermiş gibi bahsetmiş. Şimdi biz bulacağız aynı madde mi, farklı madde mi? Birazcık sizi şaşırtmak istedik böyle. Kırmızı olan madde çok fazla, mavi olan birazcık daha, yeşil olan çok çok daha az görünüyor. Diyor ki, DK, DL ve DM öz kütleler arasındaki ilişki nedir? Hadi bulalım diyorum ben de. Önce K için, sonra L için, sonra da M için belirli işlemler yapacağım. O halde diyorum, DK eşittir MK bölü VK'dan. MK ne kadar arkadaşlar? 150. VK'mız ne kadar? Yine 150. O halde DK eşittir 1 gram bölü santimetre küp olarak bulundu mu? Tamam. Geldim L için aynı işlemleri yapıyorum. DL eşittir ML bölü VL. Hemen 100 bölü 100 yazıyor muyuz arkadaşlar? 100 verdiği için. Hemen DL eşittir 1 gram bölü santimetre küpü de buldum. Aynı şeyi M için yapıyorum. DM eşittir M... Oh, karıştırdım. MM oldu. Evet. VM oldu. Değil mi? 50 bölü 50'den de burayı ne buluyoruz? Yine DM eşittir 1 gram bölü santimetre küp buluyoruz. Ve diyoruz ki 3'ü de eşit çıktığına göre bu arkadaşlar birbirlerine eşitlermiş. Bunların hepsi de aynı maddeymiş arkadaşlar. O halde diyorum DK eşittir, DL eşittir, DM o da eşittir 1 gram bölü santimetre küp olarak karşımıza çıkıyor. Yani bunların hepsi neymiş? Bildiğimiz su. Yani miktarı arttığı zaman kütlesi de aynı oranda artacağı için yoğunluğumuz ne olduğu sabit kaldı. Bakın bu önemli. Sorularda böyle şekle bakıyorsunuz, hop gidip işaretliyorsunuz. Yapmıyoruz böyle şeyler. Siz akıllı çocuklarsınız. Böyle şeyler yok gençler. Lütfen hemen sonucu buluyoruz. Yine böyle şaşırtmacalı bir soruyla daha karşınızdayız. Bakalım neler oluyor. Hocam musluk sorularının fizikte ne işi var? Bu havuz problemleri gitmemiş miydi? Matematikte bile başımıza belalar zaten. Bir de fizikte neden çıkıyorlar? Demiyoruz biz. Biz öyle şeyler demiyoruz. Biz çözüyoruz sorularımızı. Hemen geldim. Şimdi bu musluktan belli miktarda bir suyum akacak. Diyor ki şekildeki boş kaba eşit zaman aralıklarında eşit hacimde, bakın bunlar bizim için çok kilit bilgiler, sıvı akıtan bir musluktan dolum yapılıyormuş. Tamam. Kap tamamen doluncaya kadar kapta biriken sıvının kütle hacim grafiğini soruyor gençler bize. Kapta biriken sıvıyı bulacağız. Şimdi bakıyorum. İlk olarak kap düzgün olarak arttığı için şu kısım dolacak değil mi?
Sonra şurası dolmaya başlayacak ama birazcık daha yavaş ilerleyecek tabii ki. Daha geniş bir formatta olduğu için. Sonra yine düzenli çıktığı için ama buradan çok daha en hızlı burası doluyor. Sonra birazcık daha yavaş, sonra birazcık daha yavaş ama düzgün bir şekilde dolmaya başlayacak. Kabın tamamen dolmasını istiyorum. Şimdi bakın, bana eğer hacmini çiz deseydi, yani ben hacmine bağlı olarak bir grafik çizecek olsaydım, kütle hacim grafiğim çok daha farklı olurdu. O zaman zaman hacim grafiğim olmuş olurdu. Yani şöyle bir çizeyim size. Şuraya hacim diyorum. Santimetre küp cinsinden. Şuraya da zaman diyorum, saniye cinsinden. Tamam mı? Dolana kadar bana bunu çiz deseydi, ben o zaman kabın genişliğini önemseyecektim. Ne kadar hızlı dolup ne kadar yavaş dolduğunu önemseyecektim. Ama bizim bununla işimiz yok. Bunu sormuyor bize. Şaşırtma şurada. Diyor ki bu arkadaşın kütlesiyle hacmi zamanla nasıl değişir diyor. Arkadaşlar D eşittir M bölü V ise kütle ne kadar artarsa V'si de o kadar artmalı, hacmi o kadar artmalı ki D sabit kalsın, doğru mu? Siz suyun öz kütlesini, kütlesini artırıp azaldığınız zaman hop değiştirebiliyor musunuz? Birden 1,5 çıkartayım, 3'e çıkartayım diyebiliyor musun? Hayır, böyle bir durum söz konusu değil. O halde diyorum ki kütle hacim grafiğim doğrusal olarak artmalı. Çünkü bana kütle hacim grafiği neyi verecek? Öz kütleyi verecek. Yani grafiğim bu şekilde olmalı arkadaşlar. Ha, merak ettik. Hadi bir de şunu çizelim. Hacme bağlı olarak ilerleseydi ne olacaktı? İlk önce bir artacaktım, doğru mu? Çünkü şu aşamada hızlı bir şekilde artış göstermem gerekiyor. Normal çiziyorum. Yani böyle yana yatık, yukarıya yatık falan çizmiyorum. Sonra yukarıya doğru genişleme söz konusu olduğu için artık bunu böyle devam ettiremezdim. Birazcık daha yavaş yavaş hacminin artmasını istiyorum. O yüzden şöyle minik bir bombe ile çiziyorum arkadaşlar. Sonra yine kabım düz olduğu için düz çizmem gerekiyordu. Normalde grafiğim bu olurdu. Yalnız dikkat, şıklara bunu koyarız. Siz o tuzağı düşün isteriz. O yüzden lütfen çok dikkatli olun. Kütle hacim oranınız değişmez. Çünkü aynı maddeden bahsediyorum ben. Maddenin öz kütlesi ayırt edici özelliktir. Ve kesinlikle değişiklik göstermez gençler. Haydi bir sonraki sorumuza geçelim. Hocam bitmedi mi musluk soruları? Bitmedi. Baş belası musluk sorularıyla devam ediyoruz. Şimdi bize diyor ki, böyle gıcık bir soru tipiyle daha sizlerleyim ben. Öz kütlesi 2D olan K sıvısı. Hemen şöyle yazayım. 2D olan K sıvısı X musluğundan akıtıldığında kabı tek başına 20 saniyede dolduruyormuş. K diyorum, L diyorum. Şöyle altlarına verileri yazacağım. 2D varmış. Kabı tek başına 20 saniyede dolduruyormuş DK. Peki öz kütlesi 5D olan L sıvısı. 5D olan L sıvısı. Y musluğundan akıtıldığında kabı tek başına ne kadar da dolduruyormuş bu da? 40 saniyede dolduruyormuş gençler. Tamam. İki musluk birlikte açıldığında kaptaki karışımın öz kütlesi ne kadardır diyor. Şimdi biz bunu gram bölü santimetre küp cinsinden dedim ama biz bunu aslında D cinsinden bulacağız gençler. Çünkü bize verilenler D cinsinden. Bir sayısal değerimiz yok şu anda. O halde D cinsinden de cevap istiyor bizden. Hemen size şöyle bir kilit bilgi vermek istiyorum. Eğer size zaman dilimleriyle ilgili bir bilgi verildiyse siz bunu ters orantılı olarak hacme uyarlayacaksınız. Bu ne demek? Bu arkadaş 20 saniyede, bu arkadaş 40 saniyede mi doldurdu? Hangisi daha hızlıdır arkadaşlar? 40 saniyede dolduran mı, 20 saniyede dolduran mı? Tabii ki de 20 saniyede dolduran. Hızlı olanın hacmini daha büyük almanızı rica ediyorum. Bakın 20 saniye olana 2V dersem eğer, yani V ile ters orantılıyım ben. Büyük olana da küçük değeri vereceğim. Buna da hacmine V kadardır diyorum. Burayı anladıysanız soru bitmiştir zaten. Saniyesi büyük olanın hacmini küçük al, saniyesi küçük olanın hacmini büyük al ama oranları kadar almak zorundasın. Yani bu ne demek? 20'ye 40 arada 2 çarpım olayı var değil mi? 20'nin 2 katı. O zaman hacmi de sen buna V diyorsan hop 2 katını buraya almak durumundasın. Hadi o zaman sorumuzu çözelim. Altına da yazayım size. V ile T ters orantılı. Hemen şöyle çalışırken kenara bir notumuzu alın. O halde diyorum ki DK eşittir. Kocaman bir bölü çizgisini çektim. Şimdi MK artı ML. MK, ML. Her ikisi de söz konusu çünkü. İkisi de beraber doldurduğu için. Ve bölü diyorum VK artı VL olmalı. Formülüm bu. Tamam. Şimdi ben MK yerine ne yazacağım arkadaşlar? Bu arada karışmayı yine şöyle üstü yapayım. Karışmasın MK'yı da birbirine. MK'yı
bilmediğim için DK, VK cinsinden yazabiliyorum. Çünkü benim elimde öz kütle var, hacim var. Kütle yok. Kütle bilgisi olmadığı için. Peki ben D eşittir M bölü V'de M'i tek başına bıraksaydım ne olurdu arkadaşlar? M eşittir D çarpı V olmaz mıydı? Hadi buradan da onu yapalım. MK yerine ne yazıyorum o zaman? DK çarpı VK. Yine ML yerine de aynı bilgiler olduğu için DL çarpı VL. Aşağısı aynen duruyor. VK artı VL şeklinde devam ediyorum. Peki hadi verilenleri yerlerine yazalım. Şöyle yan tarafına yapmaya çalışayım. DK'mız ne kadar? 2D. VK'mız ne kadar? 2V. Artı diyorum 5D çarpı V. Bölü 3, yani 2V artı V'den 3V gelmiş oldu. O halde DK üssü gerekli işlemleri yaparsınız. Bakın 4DV buradan geldi. 5DV buradan geldi. Toplam ne var elimde? 9DV var. Aşağıda da 3V'miz vardı. Hemen şunları bir sadeleştirelim. 9'u 3'ü sadeleştirdim. 3 kaldı. V'lerim zaten gitti. Cevabım ne oldu? DK üssü yani karışımım 3D'lik öz kütleye sahip olmuş oldu. Yani gram bölü santimetre cinsinden değil, D cinsinden bu şekilde bulmuş olduk. Peki bakıyorum, yine sağlamasını yapar gibi düşünün. İkisinin aralığında bir değer mi? Evet. Yine şunu yazabilirim bakın. 3D bulduk biz karışımımızı. 2D'den daha büyük, 5D'den de daha küçük olmak üzere bu şekilde de ifade edebilirim. Yani ben cevabımı 6D bulmuş olsaydım çok büyük bir yanlış yapmış olacaktım. Haydi bakalım bir sonraki sorumuz. Yine bir dayanıklılık sorusu. Şekildeki silindirin. Ha bunlar bu arada muhakkak sınavlarınızda karşınıza gelecek. Birinin sınavlarda aman dikkat, dayanıklılıkta şunu yapmayı çok seviyoruz. Var olan bir cismi küçültelim, büyütelim, dayanıklılığının nasıl değiştiğini soralım. Ya da içerisine farklı maddeler sığdıralım, ne kadarlık bir hacme yayıldığını bulalım gibi. Bu tarz şeyleri çok soruyoruz. Dikkat, sözel sorular da gelebilir arkadaşlar. Maddenin dayanıklılığı kütlesi arttıkça, hacmi arttıkça nasıl değişir, değişmez, artar, azalır şeklinde de gelebilir. Bunlara da bol bol dikkat ediyorsunuz. Güzelce çalışırsanız yapamayacağınız hiçbir şey yok. Gözünüze büyütmeyin. Şekildeki silindirin kesit alanının hacmine oranı. Bu kim biz biliyoruz bunu, dayanıklılık bu. Dayanıklılık dediğimiz şey kesit alanı bölü hacimdi. Ya da ne yazabiliyorduk? 1 bölü h yazabiliyorduk. Ama şu 1 bölü h her zaman kullanamıyorduk. Niye? Çünkü her maddenin bir yüksekliği olmak zorunda değildi. Mesela ben küpten bahsedersem eğer, küreden bahsedersem eğer, özür dilerim küpte problem yok. Ama küre dediğiniz yuvarlak bir cisimdi değil mi? Kürenin sen dünya gibi düşün mesela bir yüksekliği var mıdır? Yoktur. Orada işlemler yapmak zorundaydık. 4 bölü 3 pi r küpten çözmek zorundaydık gibi. Şimdi kesit alanın hacmi oranı D1 olarak verilmiş. Hemen yanına yazıyorum. Sen D1'sin. Silindirin tüm boyutlarını 3 katına çıkar diyor. O kadar 3 katını çıkarabilecek alanım yok. Ben şöyle minik bir görsel çizmeye çalışacağım size. Yine yeni bir silindirimi çiziyorum. Silindirimin yeni şeklin bunun 3 katı olduğu söyleniyorsa eğer, o halde H yüksekliğinin 3H'a çıkmasını bekler miyiz? Var olan R'miz de ne olmalı? 3R kadar olmalı. Şimdi ben buna da D2 mi demeliyim arkadaşlar? Çünkü bana o kadar o şekilde vermiş. D2 dedim. Ha diyor ki dayanıklılıklar oranı D1 bölü D2 nedir? Hadi çözelim diyorum ben de. İlk önce bir D1'imizi bulalım. Daha sonra D2'yi bulalım. Hop oranlayalım ve işlemimiz bitsin. D1 kesit alanı bölü hacim yapacağız. Peki bizim silindirimizin kesit alanı neydi? Hemen şöyle yazayım size. Kesit alanı silindir için pi r kareydi. Değil mi? Bir de yanında neyimiz vardı? H'ımız vardı. Pi r kare çarpı. Ha özür diliyorum arkadaşlar. Kesit alanımız da yok o. Kesit alanımız pi r kare. V'mizde neyimiz vardı? Pi r kare çarpı H'ımız vardı. Tamam şimdi oldu. Kusura bakmayın. Sorry. Kesit alanını yerine yazacak olursam. Pi r kare zaten r olduğu için herhangi bir değişiklik yok. Bölü pi çarpı r kare çarpı h. Yani 1 bölü h yazabilirmişim aslında. Çünkü bunlar birbirini götürdüler. O halde d1 için 1 bölü h değerini bulduk. D2'ye bakıyorum. Yine kesit alanı bölü hacim dedim. Pi çarpı bu sefer ne yazacağım r yerine? 3r'nin karesi. V yerine ne yazacağım? Yine pi çarpı 3r'nin karesi çarpı 3h yazacağım arkadaşlar. H'ımız 3 katına çıktığı için. Bu 3r'nin karesini alırken dikkat ediyordunuz. Bakın 3r kare yazmıyorum ben orada. 3'ün de karesini aldığım için 9r kare yazıyordum. O halde ki hesaplamak zorunda değiliz. Bu ikisi birbirini götürüyordu zaten. O halde dedim ki 1 bölü 3h'tır arkadaşlar. Hemen şunları şöyle bir oranlasak olur mu? Eşittir'i koysam şöyle.
1 bölü h bölü 1 bölü 3h. Hop ters çevirdim çarptım. D1 bölü D2 oranım 1 bölü h çarpı 3h bölü 1'den h'larım da gitti arkadaşlar. 3 olarak elde etmiş olduk. Haydi bir sonraki. Evet arkadaşlar, ekranda ödüllü sorumuz var. Kendinize çok çok iyi bakın. Yorumlarınızı muhakkak bekliyoruz. Hoşça kalın.